Selam. Samoyed ırkını bilir misiniz? Şimdi muayeneye bir Samoyed geliyor. Sevgi ablamız alıyor. Hadi gidelim. Sen ne güzel bir şeysin. Gel bakalım Yüzü. Ay, adı ne? Deniz mi Gülüş mü? Bilemediniz. Deniz mi? Adı ne? Rüzgar. Samet. Hüsnü anladım. Yok. Samet değil mi bu? Samet. Mehmet. Gel. Gel. Gel seni biraz seveyim. Çok tamam. Güzelsin. Kurban olurum sana ya. Kurban ne? Ben buradayım. Karnının altı da ıslanmış. Çıkabilir. Heh. Ben çıkayım. Ben de çıkayım. Gel bakalım anneciğim. Bu çocuk kim Rüzgar? Bu arada kaydını Senem açmış olmalı ama. Bu çocuk Rüzgar mı? Hakikaten de çok karizmatiksin. Rüzgar gibi bir oğlansın sen. Erkek değil mi? Oğlanız. Erkek kafası var çünkü bunun. Erkek. Evet. Rüzgar. Yardım eder misiniz? Dur bakalım. Gel bakalım anne. Bak. Ya çok güzelsin sen. Anneniz. Ay ne geldi? Rüzgar. Geliş sebebi öksürük. Rüzgar. Çok yakışıklı ya. Ya bu arada elime bir ıslaklı geliyor ve sanki bu çiş. Yok ya. Şurası çiş mi gerçekten? Burası muhtemelen ıslak. Çünkü idrar kokusu geliyor. Bura çiş. İşemiş. Ay Allah'ım. Ya ama bir bakın ya. İnci gibi ya. Maşallah. Allah. Küçük ama bu da. Evet evet. Şey kiloya bakmadık. Kiloya bakarız. Ece Hanım doğru doğru. Şöyle bir. Doğru. Korkma bebeğim, hayır, gel. Hayır, hayır. Ya ben seni tutayım mı? Ablasıdır. Bu arada Metin aşıları tam çocuğum. Aşıları özenli yapılıyor. Özel çok acı tepkilerle ama şey gibi duruyor, kurt gibi. Anne! Çok güzelsin sen. Bizi şöyle döndürür mü? Çok akıllısın. Bu tarafa mı dönelim? Aynen öyle. Hadi böyle dönelim. Hadi böyle dönelim. Böyle dönelim. Babacım. Tamam. Orada tedavi bu şeyi de söyledim. İştah oldukça azmış. Ya çok güzelsin sen. Dur bebeğim, korkma, korkma canım için. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam bebeğim, tamam. Göz muayenesi normal. Herhangi bir akıntı yok. Korkma, korkma bir tane. Tamam anneciğim. Bırak, sen bırak, bırakma. Bana bırak. Tamam canım, bakacağız sadece. Tamam. Bakışı sıcak geliyor ama. Tamam. Yalnız bununla yattığını bir düşünsene. Ay kokar bu, ben değilim. İneklere sarılıp uyudurduk. Kocam, farkı yok. Bu beni huylandırıyor ama beni huskilerin, samoyedlerin kılları huylandırıyor. Çok kalın ya. Kalın, uzun. Ha. Bizi de tıraşta huylandırıyorlar. Ay tıraş, bunun tıraşı çok ya. Kötü oluyor. Hele nasıl? Baksırından çıkarıyorsun ya. Öyle her yerine bulaşıyor zaten. Banyoya giremezsen yandın. Akşama kadar kaşın dur. Böyle bir çocuğun tıraşıydı ya beni işte. Gözümü kör edecekti. Kulak muayenesi ne oldu? Siyah, kalın kıllı bir çocuktu. Çocuğun ateşi var. Boş zaten ateş bekleriz de kılı yapısına göre bu çatası normalin bir tık zaten üzeri olacak. Ya Samoyed'in bu kadar güzel sakin olması. Kuruları normal. Evet. İlginç. Sok mandırlar ya. Fırınları normal. Real palpasyon normal. Anneciğim. Ooo. Dişler normal. Dişler pırıl pırıl. Vay İpan'a reklamı gibi olmuş. Bu arada diş etleri de sıcak geliyor elime. Mukoz da ciddi sıcak. Normal yani. Tamam. Ağzı görüyorsun zaten. Tamam hazırlan. Ölçeceğiz hadi. 45 çıkamaz yani. Yardım mı? Ne?
Destek mi? Bir hastası. Bir hastası. Evet, geç. Tamam, o kanalıma. Neyse, sen istersen geç. Onlar kanal alacağız, tamam. Sana sesini yok. Sesini yok. Çok güzelsin. Batın papasyonu normal. Geliyorum ben oraya. Ya nasıl uslu bir samoyetsin sen böyle? Bu şaşılacak bir şey ya. Niye şaşıralım ya? Ne? Yo ben samoyet çok şeydir ya. Husky gibi oluyorlar. Böyle ne? Hareketli, heyecanlı. Fırlama ha. Değil mi? Koca köpek action mı arıyorsunuz? Isırsın mı bizi illa? Isırmasın canım. Hareketli olur normalde. Yok ben samoyet ve huskylerle aram çok iyi olmadığı için. Korkmayın. Bu sana hiçbir şey demez. Anamına girdiler mi? Göremiyorum ki buradan. Bu tarafta mı? Bu arada şey söylemiyor musun? Evet. Bugün ishal başlamış çocukta. Evet. Dışarıdan da anlaşılacağı gibi. Çok önemli bir faktör değil mi? Yani niye yani. Tamam. 38.8. Nasıl ya? Bir daha bakacağım. Biraz fazla içeriği. Bugün ishal başlamış. Evet, kıvam, bugün ishal. Kıvam vesaire bir şey dediler mi? Renk yok. Kanma. Hah, yanlış ölçmüş. Evladım, yorgan gibisin. 40. 40. Evet. Evet, ateşim var. Tosunum. Ne düşünüyorsun? Ha? Hala çok güzelsin ya. Radyografi alacağız. Radyografiyi hazırlayayım. Radyografi. Korkma anneciğim. Korkmayacağım. Tamam mı sen? Tamam. Dur bir saniye. Şurada bir şey gördüm, bakacağım. Bir şey yok. Tamam. Bir dakika. Tamam. Bakışma. Dur ya, şöyle dur. Şöyle dur arkadaşım. Sevgilim, bir ağacı verir misiniz? Ağacı. Geç. Ağacı. Geç. Ağacı. Ben tutuklayayım. Yok, hırsız. Muayene yarıda kaldı. İçeride acil bir durum varmış. Anne. Aşağı insek mi? Sen beklerken strese de girmemiş olursun. Hadi gel. Hadi gel. Hadi aşağı inmiş dursun. Aferin sana. Ne olmuş ki acaba içeride? Sen de merak ettin mi? Şimdi videoyu bu kadar izledik. Acil vakayı öğrenmek istiyorsun değil mi? Ya da videonun devamı olduğunu düşünüyorsun. Bu videonun yani Samoyed Rüzgar'ın videosu burada kesilmiş. Bundan sonrası yokmuş ama ben de montaja girmiş bulundum. O yüzden sizler de izleyin istedim. En azından eş zamanlı videoları görün istiyorum. Çünkü bu videonun engellenmesinin sebebi bir diğer başka video. O videoyu da şu taraf ya da şu taraf yukarıda kartlara koyuyorum. Bu Samoyed olan Rüzgar'ın muayenesini yarıda kesmemizi ve sonradan devam edilmesini sağlayan, daha doğrusu sebep olan çocuk Rıfkı. Evet, bir konuşan kediler videosu hazırladığım Rıfkı operasyona hazırlık aşamasında anestezide kalbi durmak üzereydi gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam bir kenara koyalım. Hatta gidin izleyin yukarıda. Rıfkı'nın videosunu da çekmişim çünkü o Samoyed'le Rüzgar'la aynı günde. Eski bir video bu. Arşivden çıkardığım bir video. Kampanya yapıyorum. Bütün arşivdeki videoları bitirip çünkü farklı bir düzenle karşınıza gelmek üzereyim. İnşallah şu alerji ve burun tıkanıklıklarım gittikten sonra. Neyse. Olayın ciddi olduğunu anlamış oldunuz. Bazen bir anda duraksayabiliyor bütün işler. O yüzdendir ki acil vakalar veteriner kliniklerinin korkulu rüyası demeyeyim de en böyle yüksek
konsantrasyon isteyen işlerdir. Herkes bir anda konsantre olması gerekir. Kim varsa o an odada. Zaten o yüzden kliniğimizde ve birçok klinikte, yani bütün kliniklerde bu böyle yürür. Acil vaka dendiği an herkes bir durur. Yemekte mesela çok hatırlarım bu vakayı. Yemek yiyoruz mesela. Bütün ekip masadayız. Yemek yerken yukarıda işte kapı çalmış. Vildan Senem çıkıyor, kapıyı açıyor. Aşağıya gelen tek şey, tek ses şu. Çok yüksek sesle acil vaka diye bağırırlar. Bu bağırışta masadaki herkes poposunu kaldırır ve yukarı koşarak gider. Vaka neyse ufacık bir şeyin ucundan tutunulabilecekse en azından hemen ona girişilir. Biri oksijen kondansatörünü getirir, biri yoğun bakımı hazırlar, öteki hemen damar yolu ne gerekiyor onu yapar falan. Tabii ki bu bütün işler anında duracak anlamına gelmiyor. Çünkü bir acil vaka için bir iki kişi, birkaç kişi iş görebiliyor. Bir anda 8 kişi çocuğun başına yığılacak halimiz yok. Ama bir yemek sofrasındayken de, yani yukarıda bir acil vaka yönetimi varken, ister istemez ekipten hiç kimse yemek yemeye devam edeyim kafasında olamıyor. Yani en azından veteriner klinikleri için böyle. Büyük hastaneler, insan hastanelerinde ve tabii ki zaten personel sayısı inanılmaz fazla. Ama veteriner kliniklerinde bu böyle olmuyor. Zaten sayılar belli olduğu için müsait olan kim varsa hemen koşar, bir işin ucundan tutayım der. Bu kadar. Video bu kadar. Görüşmek üzere. Videoların biraz kısa olduğunun farkındayım bu ara. Ama çok fazla alerjik belirtilerim var ve yorgunum bu aralar falan fişman. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.